Nizip istikrar dedi. Sonuçları merakla beklenen 1 Kasım seçimlerinde AK Parti fırtınası esti. 7 Haziran'da tek başına iktidarı kaybeden AK Parti, 1 Kasım'da Türkiye genelinde %49,4 oranında oy alarak yeniden tek başına iktidara geldi. Açılan sandıklara göre 7 Haziran'daki sonuçlarla kıyaslandığında AK Parti 58 milletvekili, CHP'si sadece 2 milletvekili artırırken MHP 38, HDP ise 21 koltuk kaybetti. Nizip seçim sonuçları şöyle. Toplam sandık sayısı 293. Açılan sandık sayısı 293. Toplam seçmen sayısı 83.945. Kullanılan oy sayısı 69.756. Katılım oranı ise %83,1 oldu. %64,81 oranında başarı yakalayan AK Parti Nizip'te 44.538 oy aldı. %14,41 elde eden CHP 9.906 oy alırken %9,57 ile MHP 6.575 oy, %8,81 ile HDP 6.054 oy aldı. %0,99 ile 680 oy alan Saadet Partisi'ni ise %0,46 ile 317 oy alan Büyük Birlik Partisi takip etti. CHP'de değişiklik yok. Gaziantep'te AK Parti dışında bütün partiler kan kaybetti. CHP Gaziantep'te 16,4'lük oyunu 16,2'ye düşürmesine rağmen 7 Haziran'da aldığı 2 vekilini korudu. 7 Haziran'daki listede önemli ölçüde değişikliğe giden CHP, Ankara'ya Akif Ekici ve Mehmet Gökdağ gönderdi. MHP'de yıkıma uğradı. 7 Haziran'da sandığın sürpriz partilerden aldığı MHP adeta yıkıma uğradı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de dibe vuran MHP 7 Haziran'da aldığı %18 oy oranını neredeyse yarı yarıya indirdi. MHP'nin 2 Haziran'da 2 olan milletvekili sayısı 1'e düştü ve meclise sadece Ümit Özdağ gönderdi. HDP'de büyük düşüş. Türkiye genelinde kan kaybeden bir diğer parti de HDP oldu. Celal Doğan'ın İstanbul'dan aday olmasından sonra Gaziantep'te alacağı oy oranı merakla beklenen HDP'nin 7 Haziran'da aldığı %15,2'lik oy oranı %10,6'ya, 2 olan milletvekili sayısı da 1'e düştü. HDP'de Mahmut Tuğrul Ankara'ya giden isim oldu.